Aydın Gölhisar'da Özden Dündar'la birlikteyiz. Özden ve Fatih çifti enginar üreticiliği yapıyorlar ve yöresel ürünler üretiyorlar. O kadar şaşkınlık içindeyim ki buraya geldiğim andan beri düşünemeyeceğim kadar çok enginar çeşidi var burada. Yani soframıza gelecek hazırlanmış yemelik enginarlar var. Özden, kaç çeşit bu enginar ürünleri sizde? Saymakla bitmez enginar çeşitlerimiz var. Ama sen saymışsındır onları tabii mutlaka. Ki. Elimizde enginar çeşidi olaraktan 70'in üzerinde bir ürünümüz mevcut. 70'in üzerinde? Evet, evet. İnanamıyorum. Yani herkes sizin gibi şaşırıyor. Biz enginarın kökünden, yaprağından, çanağından her bölgesine kadar değerlendiriyoruz. Enginarımızın suyunu yapıyoruz. Damıtılmış olarak enginar suyumuz var. Enginar sirkemiz var. Bu enginar suyu. Evet. Mi? Nasıl kullanılıyor? Enginar karaciğer için destekli bir sebze olduğu için karaciğerden tedavi gören müşterilerimiz genellikle enginar ve enginar suyu diğer ürünlerimizden tavsiye ediyoruz. Doktorların da tavsiyesi olduğu için güzellikle tüketiliyor. Bu ne kadar dayanabiliyor? Bunu açtıktan sonra hemen hemen 15-20 gün içerisinde tüketiliyor. Çünkü zaten her gün aç karnına sabahtan bir su bardağı kadar içilmesini isteriz. Çünkü temizliği yapılacak artık karaciğer. Karaciğer temizliği yapıyor. Evet. Baharatımız var. Sade yoğurtla tüketilir ya da sebze çorbaların içerisinde. Bu mu baharat? Aynen. Toz yani. Toz haline getirmiş. Evet. Nasıl getiriyorsunuz toz haline? Çanak kısmına mı? Bu kelleleri öğüterekten getiriyoruz. Tamamen. Yeşil ve göbek kısmından tamamen özünü çıkarttırıyoruz ve kurutulduktan sonra da böyle baharatımız olmuş oluyor. Peki önce mi harmanlıyorsunuz, eziyorsunuz, kurutuyorsunuz yoksa kuruttuktan sonra mı eziyorsunuz? Bunlar biraz daha ileriki zamanlarda artık makineden geçiyor öğütülmek için. Ondan sonrasında baharatımız oluşmuş oluyor. Bunu yemeklerde? Yemeklerde, çorbalarda, yemeklerde aynı karabiber, kimyon gibi baharat ya da sadece yoğurtla tüketilebilir. Yani öyle bir farklı tadı nasıl yoktur. Nasıl bir tadı var? Gayet güzel. Bu? Enginar sirkemiz. O da normal elma, üzüm sirkesi gibi salatalarda istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Veya sulandırarak içebiliyor. Aynen, aynen. Size. Zaten sirkenin hani meyvesi önemli değildir. Öz olarak sirkenin kendi tadını alırsınız. Fermente olması, evet. El yapımı olması. O da tamamen doğal ev yapımı önemli. Olarak üretiyoruz onu da. Çanak enginarlarımız. Tabii şu an köyümüzde enginarın tam sezonundayız. Şu anda yerli kendi köyümüzün enginarlarını işliyoruz. Çanak enginarımız, saplı kalp enginarımız, yağma bebek buna enginarlarımız. Saplı kalp enginar mı evet, diyorsunuz? Evet, evet. Bunlar genellikle restoran ve ev tüketimi için uygundur. Yani zeytinyağlı, kuzu etli yemeği yapılır. Ya da salatasını yapabilirsiniz. Çanak enginarla bütünleştirip yemeğini yapabilirsiniz. Eşsiz lezzettir. Sakız cinsi enginarlarımızdan bunlar hazırlarız. Bilinenler. Evet. Bilinmeyenlerden birisi burada. Aslında bu Aydın usulü filiz enginarın konserve hali. Bunu Aydın dışında müşterilerimiz bilmezler. Ve yemezler. Ama, evet. Ama biz artık öğrettik çoğu kişilere. Şu aynı zamanda bu enginar oluyor. Sapı, evet. Aynısı değil mi onunla bu? Aynısı mı? Bu enginar gövdesi o sapı. Yani şu, bu enginarın şurasından elde ettiğimiz bu. Sapı. Aha. Evet. Bu da gövde enginarın. Yani şu mu? Yaprak mı? O burada olmayan gövde enginarımız Aydın usulü bilinir. Onun içerisinde 2-3 tane bunların küçük kelleleri olur. Ve gövdesindeki bu saplardan da yemeğini yaparız. Enginarın dalı. Evet. Şunu gibi. Aynen. Bunu anladım. Peki orada daha değişik şeyler görüyorum. Onlar. Şimdi mi? Orada gördüklerimizde de bu yine çağla badenli yarma bebek enginar. Aç bitir diyoruz bunları. Açtığımız zaman hemen tüketilmeye hazırdır. İçinde zeytinyağı, baharatı. Hafif ekşi de ilave ediyoruz. Bir tür meze gibi. Aynen evet. Burada da gördüğünüz mesela turşusu. Onun içerisinde çağla badem bu, yok. Evet turşu o tamamen oluyor? Turşu olarak yarma bebek enginarı. Hemen o yanındaki de bu enginarlarımızın doğranmış hali pancarla onu bütünleştirdik. Pancarlı enginar sapı turşumuz. Aslında enginar ama pancar ona renk evet, verdi. Evet rengini pancardan aldık. Lezzetini karıştırdık. Peki bunları nasıl buluyorsun? Hayal ediyoruz, üretiyoruz. Çünkü biz enginar dediğimiz zaman hayallerimizi sınırlandıramıyoruz. Ezmesinden, tozundan bahsettiğim gibi sirkesi, suyu hepsini değerlendiriyoruz. Enginarın senin hayatında ve çevrendeki kişilerin hayatında ne gibi etkilerini görüyorsun? Etkisi benim için çok büyük. Çünkü neden? Birçok kişiyle tanıştık. Çünkü biz e-ticaret üzerinden satışımızı da yapıyoruz ürünlerimizin. Yani oradan tanıştığımız müşterilerimiz ilerleyen zaman içerisinde artık ailemizden oluyor, dost gibi oluyoruz. Daha önemlisi sağlık açısından bize
dönüş yaptıklarında hani mesela birçok karaciğer rahatsızlığı olan müşterilerim vardı. Hani sizin sayenizde enginar tükettikçe enginar hiç kültürümde yokken şu anda benim ana öğünlerim içerisinde yer alıyor dediklerinde biz yani mutlu oluyoruz çünkü faydalı bir şeylere dokunuyoruz. Yani pek çok şeye faydası var ama tabii, birincil ve tartışmasız olanı karaciğer için çok çok önemli. Evet. Ve sağlığı için evet, çok önemli diyoruz. Sen biraz önce bir şey söyledin. Ben bununla bu aynı değil mi dedim. Hangisiydi o? Şuradaki. Mesela bu ağartma turşusu. Aydın'da patlıcan ve biberle hani düğünlerimizde meşhur olan turşumuzun ağartma sosunu biz enginarımızla bütünleştirdik. Sarımsaklı, zeytinyağlı, limon soslu ağartma sosumuzun içerisinde bebek enginarlarımız. Öbürü? Bu da zeytinyağlı, baharatlı yarma bebek enginarlarımız. Bunun içerisinde zeytinyağı var ve birçok kekik, nane, diğer baharatlarımızla. Yani bu sadesi tatları da turşu, farklı. Evet. Turşu. Bunu onu sadece turşu olarak tüketiyoruz ama bunu ızgara da yapabiliyoruz ya da salatasını yapabiliyoruz. İstersen yemeğini de. Tabii yemek de olabilir. Yani bu kullanmaya açık, bu evet, turşusu. Evet. Ben şöyle baktığım zaman bunlar aynı, ne fark var ki diyorum. Niye sayı o kadar çok çıkıyor ama hepsi her birinin ayrı bir evet, detayı var. Mesela bu bütün haliyle hemen şunu göstereyim size. Aynı ürünün bu da doğranmış daha az miktarda olan. Küçüğü. Evet küçüğü. Bu da o da kapya biberli acı. Ezme. Ezme, enginar ezmesi. Yani enginarı bir şekilde insanlara yedirmek evet, için ne gerekiyorsa hepsini yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Peki kaç senedir enginar üreticiliği yapıyorsunuz? Enginar üreticiliğimiz tabii çok uzun yıllardı. Eşim ailesiyle birlikte bu işi tabii eskiden beri yaptıklarından. Biz bu iş üzerinden 7 yıldır. Hatta enginarlarımızı herkese sevdiriyoruz dedim ya. Sebze çok tüketmeyen çocuklarımız, bebeklerimiz için de erişteli enginarımızı, erişteli çorbalığımızı hazırlıyoruz. Onlara da enginarı erişte grubuyla evet, sevdiriyoruz. Ayrıyeten de enginarlarımızın yapraklarını kurutup bu şekilde çay haline getiriyoruz. Yani kuru yaprak yaprak haline. Yaprak dediğin şu yeşiller. Aynen bu sakız cinsi enginarların yapraklarını kuruturuz. Bunları da ıhlamur ada çayı hazırlar gibi aynı bu şekilde demleyip içebiliyorlar. Hiç tüketemeyeceksiniz. O zaman yaprağından çayını, suyunu, sirkesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde. Kaçış yok diyorsun. Aynen. Kesinlikle kaçış yok. O karaciğerler aynen, temizlenecek. O enginar her haliyle tüketilecek diyoruz. Tebrik ediyorum. Çok elinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bereketli olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.